Merhaba arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Zekeriya Gündüz. Bugüne kadar ülkemizin farklı şehirlerinden pek çok okulun tanıtımını yaptım arkadaşlar. Eski videolarıma bakarak onlardan da faydalanabilirsiniz. Bu videoda da Adana Fen Lisesi ile karşınızdayım. Sunuma geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bir sonraki videoda da tanıtmamı istediğiniz okulun ismini yorum kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca LGS süreciyle ilgili danışmanlık, öğrenci koçluğu ve matematik özel ders talepleri ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için açıklama kısmına bıraktığım iletişim bilgilerinden arkadaşlar bana ulaşabilirsiniz. Şimdi gelin okulumuzu tanımaya başlayalım. Arkadaşlar, Adana Fen Lisesi'nin eğitim süresi öncelikle diğer fen liselerinde olduğu gibi 4 yıl, yani hazırlık söz konusu değil. Yabancı dil olarak arkadaşlar karşımıza İngilizce eğitimi çıkıyor ve özellikle Adana dışından okulu düşünen öğrencilerimiz için okulda hem kız hem de erkek öğrenciler için pansiyon durumu arkadaşlar var. Adana Fen Lisesi 2 Eylül 1987 yılında Adana'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayı ile kurulan bir eğitim kurumudur. Lisenin eğitim öğretim hizmetlerine başladığı bina 1909 yılında Türk-Ermeni iş çatışması sonrası yetim kalan Ermeni çocukları için kullanıma sunulan tarihi Eytamhane, diğer adıyla Taş Binadır. Eytamhane Mektebi eğitim ve sosyal hizmetlerine başladığı günden itibaren sırasıyla Ermeni Yetimhanesi, Kızlar Okulu, Enver Paşa Mektebi, Eytamhane İlkokulu olarak dönemin şart ve ihtiyaçlarını şekillendirdiği üzere işlevsel bir dönüşüme uğramıştır. Sonraları Erkek Öğretmen Okulu, Kız Öğretmen Okulu, Eğitim Enstitüsü ve Adana Anadolu Lisesi ismi altında Türkiye Cumhuriyeti kurumları olarak tarihsel varlığını sürdürmüştür arkadaşlar. 1987 yılından bu yana ise değişen statüsü ile Adana Fen Lisesi olarak eğitim öğretim hayatına devam etmektedir. Adana Fen Lisesi şehir merkezinde yaklaşık 40 dönümlük bir yeşil alan üzerine kurulmuş pansiyonlu bir okuldur arkadaşlar. Bugün taş binada 9 ve 10. sınıf derslikleri, öğretmenler odası, proje odası, edebiyat odası, revir, psikolojik danışma ve rehberlik servisi ile bir üst katında pansiyoner öğrencilerin misafir edildiği yatakhane bölümü bulunmaktadır arkadaşlar. İdare yeni ek binasında ise idari bölüm odaları, fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar laboratuvarları, kütüphane, satranç odası ile 11 ve 12. sınıf derslikleri arkadaşlar yer almaktadır. Yemekhane, etüt salonu, kapalı spor salonu, açık spor ve yürüyüş alanları, öğrenci kafeteryası ve dinlenme kamelyaları okulun diğer bağımsız birimlerini oluşturmaktadır. Okulumuzun arkadaşlar projelerine kısaca bir göz atalım. İlk sırada AFL 101 karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu programın amacı öğrencilerin lise yaşamına kolay ve keyifli bir başlangıç yapmalarını sağlamak ve ilerleyen yıllar için güçlü bir psikolojik, sosyal ve akademik temel oluşturmak amacıyla üniversitelerde okutulan ve adını üniversitelerdeki giriş dersinin kodu olan 101'den alan program okulun 9 ve 10. sınıf öğrencileriyle Adana Fen Lisesi mezunu öğrencileri bir araya getirmek amacını taşımaktadır arkadaşlar. Bir diğer projeye baktığımızda hayatın renklerine dokun projesi arkadaşlar. Bu kapsamda yapılan etkinlikler hayvan barınağı ziyareti, huzurevi ziyareti, otizmli çocuklar okulu ziyareti, okulu bahçesini ağaçlandırma bahçesi çalışmaları, şiddet ve cinsel istismar seminerleri arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Okulumuzun diğer projelerini ise şu şekilde sıralayabiliriz arkadaşlar. Erasmus projeleri, TÜBİTAK Liseler Arası Araştırma Projeleri,
TÜBİTAK 4006 bilim fuarı, ata tohumunu yaşatıyorum projesi, MedFest etkinliği ve arkadaşlar AFL Give Back karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar okulumuzun yıllara göre kontenjanını izleyerek devam edelim. Arkadaşlar 2018, 2019 ve 2021 yıllarında okulumuzun kontenjanları 120 öğrenciydi. 2020 yılında ise kontenjanımız 24 öğrenci arttı ve 144 öğrenci arkadaşlar 1 yıllık için artmış oldu. Bu yılda özel bir durum olmuştu. Tüm Türkiye'de arkadaşlar LGS sınavına giren öğrenci sayısında çok ciddi bir artış olduğu için Adana Fen Lisesi'nde olduğu gibi tüm Türkiye'de de okullarımızda kontenjanlarda ciddi bir artış olmuştu. O yılda okulumuzda kontenjanımız 144 öğrenci olarak güncellenmiş oldu. Okulumuzun üniversite başarısına baktığımızda 2021 yılı yükseköğretim sınavı sonuçlarına göre tıp fakültesine 39 öğrenci, mühendislik fakültesi 22, diş hekimliği 2, hukuk 1, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler iktisata 2, mimarlık ve diğer bölümlere de arkadaşlar 2 öğrencimizin yerleştiğini görüyoruz. Ve merakla beklenilen en önemli bilgiye arkadaşlar geldik. Okulumuzun son yıllardaki taban puanlarını gelin hep beraber inceleyelim. Arkadaşlar 2017 yılından itibaren bakacak olursak taban puanlarımız yani en düşük puanlar 495, 434, 487, 477 ve 469 olarak karşımıza çıkıyor. Burada 2018 yılından özellikle bahsetmek istiyorum. 2018 yılında arkadaşlar puanımız 434 puana kadar geriledi taban puanda. Bunun en önemli sebebi de 2018 yılında arkadaşlar LGS sınavı ilk defa uygulanmıştı ve tüm Türkiye'de tüm okulların arkadaşlar puanlarında çok ciddi düşüşler oldu. Doğal olarak bu durumdan Adana Fen Lisesi de etkilenmiş oldu. Fakat burada sizleri ilgilendiren asıl husus yüzdelik dilimler. Bakın arkadaşlar yüzdelik dilimlerde çok fazla bir oynama gözükmüyor. 2017 yılından itibaren inceleyecek olursak 0.51, 0.64, 0.46, 0.35 ve 0.39'luk yüzdelik dilimler karşımıza çıkıyor. Bu okulu isteyen öğrencilerimiz için hedef olarak arkadaşlar 0.35, 0.40 bandını söylememiz uygun olacaktır. Beni dinlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ediyorum. Destek için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese başarılar. Hoşçakalın.